Hadi Mert. Anne. Tamam kızım. Ben de geliyorum. Gelmiyorsun. Bırak peşimizi. Bu kadar yeter arkadaşım. Bahar seni istemiyorsa gelmiyorsun. Seninle konuşmuyorum. Araya girme. Uzatma artık. İstenmediğini anla, delikanlı gibi yoluna git. Sen kimsin de bana akıl veriyorsun lan? Yapma bunu bana. Oğlumu kaçırma benden. Babayım ben. Ama Bahar dikkatli olmalı bence. Adamın gözü dönmüş sanki. Belli ki canı çok yanmış. Bahar düşmanım olmadı hiç abi. Nefretim de yok. Sadece yaptıklarına kızıyorum. Ya aşkımız sandığımız kadar büyük değilmiş... ...ya da biz taşımasını bilemedik. Bana sorarsan hala seni seviyor. Vazgeçmeye de niyeti yok gibi. Sen de onu... ...o adamı sevmiş miydin? O adamla aranda ne var? Seni hiç ilgilendirmez. Ben sana hayatını soruyor muyum? Sen benim karımsın. Gerçekten öyle miyim? Seni de tanıyamıyorum bazen kızım. Yine aklından neler geçiyor Bahar? Oğlumu korumak. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağım anne. Teklifim açık. İlk davanızı kaybetmiş görüneceksiniz. Ama aslında kaybetmiş değil, kazanmış olacaksınız. Sahip olduğunuz diplomayı hiç hak etmiyorsunuz. Sizin gibi meslektaşlarım olduğu için utanıyorum. Bir avukat para için değil, hak için, adalet için bu işi yapmalıdır. Adaleti sağlamak için her yolu denemek bir meslek değildir Burak Bey. Seni gördüğüm ilk günden beri, nefes aldığım her saniye bu anın özlemiyle yaşadım. Hamile değil dediniz. Muayene sırasında can sıkıcı bir şeyle karşılaştım. Umarım erken teşhis etmiş oluruz. Rahimde tümör var. Aklını başına devşir Ceylan. Bak kendine. İşve yapmaz yap kocana. Karısına, evine bağlı ki başka kapılara gitmesin. Kız dul kalırsa Allah Allah korusun. Hadi ama asma suratını artık. Çıkacak mısın? Kahvaltı hazırlayayım. Gerek yok. 2 dakika sürmez. Annesine şans diliyormuş benim oğlum. Bahar, söz ver çıkar çıkmaz arayacaksın, tamam mı? Bak, geçen seferki gibi ters bir şey olursa yanında olmak isterim. Tamam, söz arayacağım. Merak etme, hiçbir terslik olmayacak. Çünkü bu kez sıra bende. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun Bahar? Bence her türlü sonuca hazırlıklı olmalısın. Öyle bir şey olmayacak anne. Baş baş. Size afiyet olsun. Bir şey yemedim ki. Karnını doyursaydın evladım. Çıkmam gerek. Trafik falan vardır. Gecikmeye hiç niyetim yok. Allah işini rast getirsin. Torunumu da al gel. Getireceğim anne. İnşallah. Salih. Oğlumuzu getir.
Ne demek yani? Ben hiçbir şey anlamadım. Mahir, dayım arabanın anahtarını soruyor. Tamam. Geleceğiz tabii. Teşekkür ederiz. Kiminle konuşuyordun? Ben mi? Hı. Salih'le konuşuyordum. Hı. Salih'le. Hı. Hem de sizli bizli. Aramış. Hı. Anladım. Doktorla değil yani. Hı. Peki Mahir. Söyleme. Sen bilirsin. Salih Tekoğlu. Evet. Ben avukat Selçuk Demir. Davanıza Burak Bey'i vekaleten ben bakacağım. Ne demek vekaleten? Burak Bey nerede? Burak Bey kendisine açılan bir soruşturma için şu anda sözlü savunma veriyor. Bu yüzden davanıza katılamayacak. Ne soruşturması anlamadım. Benim davam ne olacak? Davalı Bahar Hanoğlu. Davacı Salih Tekoğlu. Ölüm kalım meselesi. Bana güvenin. İçeri girip oğlunuzu alıp çıkacağız. Hadi buyurun. Buyurun oturun. Davacı tarafından mahkememize sunulan deliller incelenmiş olup hiçbirinde herhangi bir oynama, hile olmadığı tespit edilmiştir. İlgili rapor dava dosyasındadır. Güzel. Defne, anahtarı bulabildin mi kız? Hayır. Ya Mahir nerede ona sorsaydın. Kendisi meşgul dayıcım. Telefonda doktorumla görüşüyor. Hoş, olanı biteni bana söylemedi ama belki sana ne konuştuğunu anlatır. Davacı avukatın görevini kötüye kullandığı ve hukuk dışı yöntemlerle müvekkillerini savunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılmıştır. Daha önce Burak Tunç'un sözde delil olarak sunduğu ve tamamen tarafımı karalamaya yönelik belgelerin delil niteliği taşımadığını belirtmek istiyorum. Söz konusu şahsın şimdiye kadar girdiği pek çok dava yeniden görülmek üzere gündeme alınacaktır. Yalan yanlış beyanlarla adaleti saptırmaya çalışan bu kişinin dava dosyasına eklediği bilgi ve belgeler herhangi bir geçerlilik sağlamamaktadır. Efendim, söz konusu deliller dava dosyasından çıkarılabilir. Ama Bahar Hanım yine de o fotoğraflardaki erkeklerle ilişkisinin biçimine ilişkin bir açıklama yapmak zorundadır. Sonuçta fotoğraflarda herhangi bir hile olmadığı da ortaya çıkmıştır. Otel lobisindeki fotoğraf Ali Tekoğlu, davacının öz kardeşi. Benim de sınıf arkadaşımdır. Bunu davacıya teyit ettirebilirsiniz. Lüzumu yok. Ya diğeri? Burası mahkeme. Karşılıklı sohbete gelmediniz. Efendim, diğer fotoğrafın sahibinin ve davalı ile ilişkisinin ne olduğunu da öğrenmek istiyoruz. Diğer fotoğraftaki kişi ise Mert Tüzün. Saygın bir iş adamı. Aynı zamanda nişanlı.
Biyopsi temiz çıkmış. Kanser değilmiş. Allah'a şükür. Geçmiş olsun. Ben şimdi ne yapacağım abi? Gidip karına müjdeyi vereceksin. Kanser değilsin. Ama anne olamayacaksın. Nasıl derim abi? Günlerdir uyumuyor. Yemiyor, içmiyor. Zaten kendinde değil. Kabul etmesi, toparlanması imkansız. Ne demek anne olamayacak? E kanser değilmiş işte. Neyse tedavisi olur biter. Abi. Defne'nin başka bir sorunu varmış. Yumurtaları hamile kalmasına elverişli değilmiş. Onları atamayınca vücutta kist oluyormuş. Yani bu kist tedavi edilse bile Defne büyük ihtimalle anne olamayacakmış. Karar. Çocuğun 2 yaşından küçük ve anne bakımına muhtaç olması sebebiyle velayetin annede kalmasına, babanın her hafta pazar günü 2 saatliğine çocuğunu annesinin ikametinde görmesi uygun görülmüştür. Bahar. Bahar yapma. Salih yapma Bey. Bunu Bahar. Yapma bunu, izin verme. Hayır de. Salih Bahar Bey. Bir şey yap. Bahar oğlum ayırma benden. Salih Bey. Çıkarın dışarı. Bahar. Çıkın. Salih Bey hadi. Bahar ayırma bizi Bahar. Salih Bey. Dışarı çıkın. Ceylan. Kızım kapıya bakıver. Bakıyorum anne. Oh oh. Alim gurbete gitti. Goncagül'üm melek oldu. Elimde bir oğlum bir torunum kaldı. Hayırlısıyla torunumu alıp gelse içim rahatlayacak. Olur Emine Hanım. Hepsi olur. Salih kapar gelir. Sen de bağrına basarsın çocuğu. İnşallah. Hayrola? Hangi çocuğu bağrına basacakmışsın Emine Hanım? Anlattım ya anne. Salih'in oğlu. Bugün mahkemesi var da. İnşallah baba ocağında büyüyecek torunum. Salih'e verecekleri ne belli? Nereden biliyorsun? Tabii ki verecekler. O kızın hangi yolda olduğu ortada. Hakim bile anlamıştır. Salih'im dururken ona mı verecekler yavrucağı? Hiç hazırlık da yapmadık Emine anne. Hangi odaya alacağız Eleni? Ben hemen yatak yorgan çıkarayım. El kadar bebeği ayrı mı yatıracağız kızım? Senin odan da kalacak tabii ki. Ben Mahmut Usta'ya beşik siparişini verdim bile. Akşama gelir yerleştiririz, telaşlanma. Onlar daha yeni evli Emine Hanım. Torununa o kadar meraklıysan sen al odana. Anne. Dünür. O benim torunumsa Salih'in de oğlu. Madem bu evde büyüyecek herkes üstüne düşeni yapacak. Orada dur bakalım Emine Hanım. Oğluna karı olsun diye aldınız kızımı. Oğlun evlat istiyorsa kendi çocuklarını yaparlar. Soyu sapı belirsizin çocuğuna analık ettirmem ben gül gibi kızımı. Bana bak Nermin Hanım. Torunumun soyu da belli sopu da. Hem Ceylan'a silah zoruyla analık ettirmiyoruz. Önce ona sorduk. Helallığını aldık da kalktık bu işe. Biz anlaştıktan sonra sana laf düşmez. Kocam bana danıştı anne. Eleni annelik yapmaya kendim gönüllü oldum. Neden? Kısır mısın? Bir eksikliğin mi var? Neden analık olacakmışsın? Bırak herkes kendi peydahladığı çocuğuna sahip çıksın. Ağzından çıkanı kulağın duysun Nermin Hanım. Kimse benim torunuma laf edemez. Durun ayıp valla. Kocaman kadınlarsınız. Nermin Hanım. Artık onlar aile. Karı koca arasına girilmez. Madem Ceylan'ın rızası var... Benim rızam yok. Eğer o çocuk bu eve adımını atsın... şart olsun ki kızımı sürer götürür alır giderim. Anne, ben kocamı seviyorum. El kadar bebeğinin bize ne zararı olacak ki? Ben diyeceğimi dedim. O kadar. Emine Hanım. Dur. Otur sakin. Sinirlen.
Söyle, nedir bu nişanlık zırvası sırf Eren'i almak için? O fotoğraflar yüzünden uydurdun değil mi? Bu seni ilgilendirmez Salih. Sen öyle san. İlgilendirir mi, ilgilendirmez mi görürsün. Senin evliliğin beni nasıl ilgilendirmiyorsa, benim nişanlı olup olmamam da seni ilgilendirmiyor. Herkes kendi yoluna Salih. Rahat bırak beni. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Oğlumun başkasına baba demesine izin vermem. Eren haftada 2 saatliğine senin oğlun Salih. Bunu aklından çıkarma ve haddini bil. Ne dersen de, bizim bir çocuğumuz var. Ve ömrümüzün sonuna kadar birbirimize bağlıyız. Seninle ne sebeple olursa olsun bağlı olmak istemiyorum. Daha söyleyeceklerim bitmedi. Oğlumu alacağım senden. Yalanını ortaya çıkaracağım. Andolsun bunu yapacağım. Bir sorun mu vardı? Sana ne? Bana bak, adam gibi konuş. Senden mi öğreneceğim nasıl konuşacağım? Burada seni ilgilendiren bir şey yok. Bas git. Sakin ol Mert. Hadi gidelim. Bu adam mı babalık edecek oğluma? Niye? Senin karın mı oğluma annelik yapacaktı? Bak, saat kaç oldu yine aramadı annen. Cadı. Ay Bahar, aramayacaksın sandım. Ne oldu mahkeme kızım? Velayeti ben aldım anne. Kazandım. Ah, çok sevindim Bahar. Çok şükür. Tebrik ederim. Salih ne yaptı? Yapabileceği bir şey yoktu anneciğim. Anlıyorum. Tamam. Sultanın yavrusu Rüzgar. Annesi kadar asil. Kendi gitti ama bize yavrusunu bıraktı. Hem daha hızlı, daha güçlü Alimallah. Demek anneni kaybettin. Senin annen yok, benim de bebeğim yok. Hiçbir zamanda olmayacak. İkimiz de eksiyiz, yarımız. Bununla nasıl yaşayacağız? Sabır aslanım. Biraz daha sabır. Abicim, güzel bir haber ver. Öyle ihtiyacım var ki. Hayırlısı buymuş ortak. Kavuşmanıza daha varmış demek. Sen vazgeçmedikten sonra er ya da geç muradına ereceksin. Tamam. Ne olmuş? Salih perişan abi. Eren Bahar'da kalmış. Üstelik Bahar nişanlıymış o herifle. Ya. Bir kutlamayı hak ettik. Güzel bir yemeğe ne dersin? Teşekkür ederim ama hiç zamanı değil. Neden? Az önce oğlunun velayetini aldın. Bundan büyük mutluluk olabilir mi? Akşam oğlumla kutlarım.
Bizi bu eğlenceden mahrum ediyorsun yani. Bir çay içelim bari. Bu kadarını hak ettim sanırım. Hem biraz rahatlarız. Çok zor geçmiş duruşma. Belli. Ne oldu dava? Ne bu hali? Onda kaldı değil mi torunum? Başaramadım anacığım. Alamadım oğlum. Çok sağ ol Mert. Şu nişanlılık meselesi gerçekten çok işime yaradı. Seni ikna edinceye kadar akla karayı seçtim ama. Ali'yi açıklayabilirdin. Benim için ne dersen de sorun çıkacaktı. Dava boyunca ayağına dolanacaktı. Nişanlım demen en doğrusuydu. Bilmiyorum. İçim hiç rahat değil. Bence dava sonuçlandı. Her şey kapandı. Önemli olan oğlundan ayrılmayacak olman. Bunu hiçbir zaman aklından çıkarma. Yalan beyanda bulundum Mert. Mahkemeyi yanıltmak hiç doğru bir şey değil. Bize bunu öğretmediler. Hayatta bazen dürüst olmamamız gereken zamanlar vardır. Bugün de öyle zamanlardan birini yaşadım. Keşke hiç gerek kalmasaydı. Hakim ikna ettim ama Salih hiç inanmadı. Eren'i benden almak için bu işin peşini bırakacağını hiç sanmıyorum. İnanacaktır. İnanmak zorunda. O zaman biz de bu masum yalanı gerçek yaparız. Benimle evlen Bahar. Ailesinin gücünü kullanmıştır. Araya adam sokmuştur tabii. Bizim Allah'tan başka kimimiz var ki? Ben bakarım. Şimdi kendi büyütecek torunumu. Ama yok. Ben izin vermem. Aşağıya bıraksaydınız. Yok yok, görsünler. Sonra sorun çıkmasın. Mahmut Usta'nın selamı var Emine teyze. İyice baksın. İstediği gibi olmadıysa al getir yeniden yapalım dedi. Tamam oğlum. Tamam, sağ ol. Ellerinize sağlık. Ay başında ödeyeceğimizi söyle ustana. Güle güle kullanın. Sağ ol. Haftada 2 saat oğlum diyebileceğim. 2 saat öpüp koklayacağım. Bir ömür yeter mi bu bana anacığım? O ne demekmiş öyle? Şarta mı bağlandı yani? Evimize gelemeyecek mi çocuğumuz? Bu nasıl adalettir ya Rabbi? Bu nasıl vicdan? Torunum evine gelemeyecek. Soyunu sopunu bilmeden el gibi büyüyecek. Ani oldu, kabul ediyorum. Nedenini sorguluyorsun. Kafan karıştı. İyi niyetinden böyle bir şey yapmak zorunda değilsin. Hayır. Hayır, ben zaten... Seni hep sevdim. Çocukluğumdan beri hayatımın en değerli şeyi sana duyduğum aşktı Bahar. Yıllarca içimde yaşadın hep. Yıllarca içimde yaşadım seni. Coşkunu çiğneyip duygularımı açamadım. Çaresiz uzaklaştım hayatından. Ama şimdi karşımdasın. Üstelik hiçbir engel de yok. Mert, lütfen. Seni deliler gibi seviyorum. Eren'e baba olmak, sizi mutlu etmek istiyorum.
Eren'in bir babaya ihtiyacı yok. Şimdilik. Ama büyüdükçe, arkadaşlarının babasıyla tanıştıkça ne olacak? Haftada iki saat gördüğü, sürekli annesiyle tartışan biri ona yetecek mi? Ben gerçek bir baba olacağım Bahar. Eren kendisini güvende hissedecek. Tabii ki sen de. Ben seninle aile olmak, mutlu olmak istiyorum Bahar. En azından düşün. Düşünülmeye değer olduğumu hissedeyim. Hasan? Aradım ama telefonun kapalıydı. Ah, bu aralar kendiliğinden kapanıp duruyor. Fark etmemişim. Bahar iştedir diye çıktım geldim, kusura bakma. Ne kusuru Hasan? Girsene. Davayı merak ettin herhalde. Velayeti almış Bahar. Onu biliyorum. Bahar'ın nişanlandığını da. Kızım nişanlanıyor, en son ben duyuyorum. Hasan dur bir saniye. Sakin ol önce. Artık dayanamıyorum Belgin. Dış kapının mandalı bile daha yakın evladıma. Ben neyim ha? Babası değil miyim onun? Sakin olur musun Hasan? Yok öyle bir şey. Hepsi Eren'i alabilmek için hazırlanmış bir plan da o kadar. Yani gerçekten nişanlı falan değiller. Ya? Aşk olsun Hasan. Bak şimdi üzüldüm işte. Kızımız evlenmek isteyecek de sana haber vermeyeceğim. Böyle mi düşünüyorsun? Ne bileyim Belgin. Bir an kendimi kaybettim. Merak etme. Herkesten önce senin haberin olur. Seni kırmak istemedim. Ama bana hak ver. Evladıma 7 kat el gibiyim. Benden nefret ediyor. Ona yaklaşamıyorum. Ne yaptığını duymak bilmek yetmiyor. Böyle babalık mı olur Belgin? Teşekkür ederim, zahmet oldu. Bu zahmetin karşılığını ancak Eren'in öpücüğüyle ödeyebilirsin. Bahar, Eren'e ve bize bir şans ver. Lütfen, lütfen iyi düşün. Anne, Eren, evde misiniz? Bak, anne gelmiş oğlum. Bakalım o anlayacak mı derdini. Ne oldu anne, hasta mı? Yok kızım, hasta değil de keyfi yok nedense. Ne yatağında uyutabildim ne de kucağımda. Tamam, tamam. Oh, sen anneyi mi özledin? Ben de çok özledim aşkım. Yoksa annenin sevincini mi hissettin? Ha? O yüzden mi uyku tutmadı? Mert. Geleceğinden haberim yoktu. Hoş geldin oğlum. Kahve içmek için çıktı anneciğim. Ha iyi, iyi yapmış. Gel bakalım yakışıklı. Hop. Aşkım benim. Ay. Seversin diye yaptım ama dokunmadın bile. 2 lokma yesen.
Aynı zamanda nişanlı. Bu adam babalık edecek oğluma. Ben elimi yüzümü yıkayacağım. Ne hallere düşürdü bizi. Ben bakarım. Hasan abidir. Uğrayacağım demişti. Hoş geldin abi. Hoş bulduk delikanlı. Girsene abi. Ayaküstü mü uğradın? Hiç girmeyeyim evlat. Seninle biraz konuşalım mı? Hazır mısın Erencik? Bak şimdi de uçacağız. Bu nişan planını iyi düşünmüşsünüz. Mert'in fikriydi. Vallahi ne demeli bilemedim. İşe hile karıştı ama sonuç hayırlı olmuş. Gel bakalım şöyle. Kızım, ben bugün en mutlu günün olur sanıyordum. Ama yüzünden düşen bin parça. Şu haline bak. Bir haller var sende. Ne olduğunu söylemeyecek misin? Mert bana evlenme teklif etti. Ne? Nasıl? Bugün mahkemeden sonra. İnanamıyorum. Nereden çıktı şimdi bu? Çıktı işte. Allah Allah. Peki sen ne dedin? Hayır demedin mi? Anne, kafam çok karışık. Yani... Mert'e karşı bir şey hissettiğini sanmıyorum Bahar'cığım. Aşık olmadığın biriyle ömür geçirecek değilsin. Değil mi Bahar? Elimden vurulmuşa döndüm abi. Bahar, Mert benim nişanlım deyince... Aslını astarını öğrenmeden kavga ettin sonra. İşin aslı mı kalmış abi? Nişanlanmış işte. O hayvan 2 gün sonra oğluma babalık yapacak. Aklıma geldikçe çıldırıyorum. Yalanmış. Belgine sordum. Nişan diye bir şey yok ortada. Niye yalan söylemiş o zaman? Mahkeme için. Sevdan gram eksilmiyor, gün geçtikçe artıyor evlat. Bak delikanlı, bu sefer yalandı belki ama eninde sonunda Bahar da birini seçip yuva kuracak. Senin gibi. Ben çocuğuma başkasının babalık etmesine izin vermem abi. Vermeyip de ne yapacaksın evladım? Sen artık evli bir adamsın. Oğluna bir başkasının babalık etmesi elbette canını yakacaktır. Zor bir şey sen varken, yaşıyorken evladının yetim olması. Ama makul olmak zorundasın. Bu çocuk ikinizin. Onun için en doğru olanı yapmaya gayret edin. Birbirinizin kararlarına saygı duyarsanız, anne baba karşılıklı güven oluşturabilirseniz, aranızda 2 saatin önemi kalmaz. Herkes kendi hayatında mutlu olur. Gel Bahar'cığım. Biraz konuşalım mı? Zor bir durumdasın. Seni anlıyorum ama burada sadece Eren'in değil, senin de hayatın söz konusu kızım.
Oğlumun mutluluğundan başka bir şey istemiyorum anneciğim. Bunun için de Eren'in bir babaya ihtiyacı var. Çocuğunun bir babası var ve çok şükür ki yaşıyor Bahar'cığım. Salih beni korkutuyor anne. Oğlumun güvende olmasını istiyorum. Her sabah birlikte kahvaltı yapacağı bir babası olmalı. Parçalanmış ailelerin çocuklarını görmüyor musun? Gazetelerde okumuyor musun? Eren'in öyle bir psikoloji içinde yetişmesine göz yumamam. Bunun için bir baba modeli şart. Ben de anlatamıyorum galiba. Babası var. İkiniz de aklı başında davranırsanız, çocuğunuzu düşünerek kişisel çatışmalarınızı bunun dışında tutarsanız, Eren de o dediğin baba modeliyle büyür Bahar'cığım. Diyelim ki dediğin gibi oldu. Eren kreşe gittiğinde aklı bir şeylere erdiği zaman sormayacak mı? Herkesin babası yanında. Benimki neden hafta sonları burada diye. Beni babam okula bıraksın dediğinde ne olacak? İzin vereceksin. Salih oğluna senin istediğin gibi bir baba olmaya hazır. Aynı şey mi anne? Bak hem Mert'le aralarında güzel bir bağ oluştu. Bizim yapamadığımızı Mert başarıyor. Hepsini bırak, görmezden gel, tamam. Peki Salih mahkemeye yalan beyan verdiğimi ispatlarsa? O zaman Eren'i benden sonsuza kadar alır anne. Hayatım mahvolur. Buna izin veremem. Bu dediğinin çaresi var kızım. Salih'e her şeyi anlatabilirsin. Annesin sen. Seni anlayacaktır Bahar'cı. İnanıyorum bir orta yol bulabilirsiniz. O orta yol aramıyor anne. Oğlumu tamamen benden ayırmak istiyor. Bu artık ölüm kalım savaşına dönüştü aramızda. Sevmediğin bir adamla bir yastıkta bir ömür geçirmenin ne demek olduğunu biliyor musun sen? Ben biliyorum Bahar. Benim yavrum bu bedeli ödemek zorunda değil. Ben hala Salih'i sevdiğine eminim Bahar. Asla. Hem sevsem bile ne fark eder? O çoktan evlendi anne, unutma. Sana zahmet oldu Mert. İyi misin? Ben evlenmeye karar verdim. Ne? Bahar'a evlenme teklif ettim. Yani bir şeyler hissettiğini anlamıştım ama evlenme teklif edecek kadar ne oldu ki aranızda? Bu acelen ne Mert? Planladığım gibi gelişmedi tabii. Biraz daha bekleyecektim ama olmadı. Bekleyemedim. Kabul etti mi? Cevap vermedi. Ama düşünecek ve kabul edecek sonunda. Kendinde misin sen? Bahar'ı tanımıyorsun bile. Yıllardır görmüyorsun. Nasıl böyle bir şey yaparsın? Bahar'ı seviyorum abla. Hep sevdim. İlk aşkım onu. Ve şimdi kavuşma zamanı. Ve hiçbir şey bana engel olamaz. Kapılarda beklemiş bizi bak. Gel bakalım. Torunum benim. Gözümde tüttünüz ikiniz de. Hiç değişmemiş Hasan. Hala çok güzel. Sen de öyle. Hala çok güzelsin. Bu kim Hasan? Yeğenim Defne. Defne mi? Hadi gel.
Öğleden sonra bir Bergin ablaya uğrayayım diyor. Bakalım ana kız ne düşünüyorlar teklifinin karşısında. Gerek yok abla. Bahar'ın cevabını biliyorum. Ne zaman aradı? Daha konuşmadık. Ama evet diyecek. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Her şey o kadar ani oldu ki. Hayır derse üzülmeni istemiyorum. Böyle bir ihtimal yok. Çünkü oğlunun bir babaya ihtiyacı var. O da bunun farkında. Bahar güçlü bir kadın. Yerinde olsam bu kadar emin konuşmazdım. Ve sen? Kendinden emin misin? Yani sırf Bahar için başkasının çocuğuna babalık edebilecek misin? Bahar benim yaşama sebebim abla. Ne Eren, ne de başkası. Buna engel olamaz. Ne gerekirse yaparım, anlıyor musun? Ne gerekirse. Senden korkuyorum abla. Günaydın Mert, şirkette yoksun. Görüşebilir miyim? Günaydın Bahar. Neredesin? Hisarüstüne gidiyorum. Tabii, hemen geliyorum. Bak oğlum at. Hani kitaplarda vardı ya. Sakın korkma. Bak dede tutuyor attı. Hem bir şey yapmaz değil mi? Bir şey yapmaz. Ay canım ne kadar sakin bu. Gençliğinde görecektin belki. Öyle hırçın, öyle zordu ki. Aynı sevdamız gibi. Adını Kara Sevdam koydum bu yüzden. Korkma oğlum korkma. Bak abla ne güzel getiriyor atı. Korkma aslanım. Çiftlikte doğan ilk yavru senin olacak. Ata binmeyi de, onlara bakmayı da ben öğreteceğim sana. Salih'in oğlu mu? Evet. Ne kadar yakışıklıymışsın sen. Adın neydi bakalım? Eren ablası. Eren. Gelmek mi istiyorsun? Alabilir miyim? Tabii. Hadi Eren. Hadi ablaya. Ablası. Bak bak bak. Ne güzel şeymişsin sen. Kıyamam sana. Bahar hayatının hatasını yapıyor. Sevdiğim adama çocuk veremiyorum diye benim canım yanıyor. O inatla çocuğunu sevdiğinden, babasından ayırıyor. Bahar, merak ettim. Ne oldu? Seninle konuşmak istedim. Dünkü teklifin mi? Hı hı. Bu kadar çabuk cevap verme. İstediğin kadar düşün. Ben beklerim. Düşünecek bir şey yok Mert. Kabul ediyorum. Doğru duydun değil mi? Hı hı. Bahar, öyle mutluyum ki. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Anlıyorum. Bunu Eren için yapıyorsun. Ama önemli değil. İkiniz de öyle seviyorum ki kısa zamanda gerçek bir aile olacağız, göreceksin. Bunu kutlamamız lazım. Hemen Belgin teyzeyi arayalım. Eren'i hazırlasın. Birlikte yemeğe çıkarız. Kutlama işini sonra yapsak. Benim çalışmam gerek. Patron benim. İkimize de izin verdi. Olmaz. Mahkemeydi, davaydı derken işleri aksattım. İşimin başına dönmeliyim. Ama bu kutlama mutlaka olacak. Doktorun dediklerini ona nasıl anlatacağız bilmiyorum. Öyle üzgün ki. Çocuğu olmama ihtimali onu yıkıyor. Şimdi her şeye çare buluyorlar Hasan. Mutlaka bunun da bir yolu vardır. Ama bir an önce konuşun.
Belki de boşu boşuna canı yanıyor kızım. Bahar arıyor. Efendim kızım. Mert'le konuştum anneciğim. Umarım doğru kararı vermişsindir kızım. Evet. Özellikle oğlum için. Bahar. Akşama hep birlikte kutlama yemeği yiyeceğiz. Bunu nasıl yaparsın Bahar? Kabul etmeden önce biraz daha düşünseydin ya yavrum. Tartışmak için aramadım anne. Şimdi çalışmam lazım. Akşama görüşürüz. Bahar. Kötü haber mi? Bahar. Mert'le evlenmeyi kabul etmiş. Annem, ne olur böyle surat asma. Az bile. Eve dama sokmamam gerek senin gibi evladı. Elin kadınıyla bir olup bana çemkirdin. Ama sen de demediğini bırakmadın. Hem bak boşuna üzüldük. Çocuğu vermediler bize. Oh iyi oldu. Hak yerini buldu. Öyle deme anne. Salih çok üzüldü. Onun sıkıntısı benim de sıkıntım. Ne de olsa kocam. Hı, kocaymış. Adam sana elini sürmesin. Sen hala kocam diye ortalıklarda gez. Şey. O iş vardı ya. Sıkıntımız kalmadı. Aa, esas mı diyorsun? Hı-hı. Ah, hadi bakalım. Bakma oynamak istiyorsun sen, versene. At bakalım Eren'cim. Hop, hop. Oo. Az daha büyük, sana şut atmanın bütün inceliklerini öğreteceğim. Hem o zaman bizim oğlumuz da olacak. Birlikte çift kale maç yaparsınız. Hop, 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 hop. Vursana, vurmuyorsun. Hop. Oğlum. Hoş geldin artık. Oğlum benim. Demek acil imzalaman gerek ha? Az değilsin sen. Eren burada desen, heyecandan sağ salim gelemezsin diye korktum abicim. Aslanım, nasılsın bakalım? Nasıl özlemişim seni canım. Çok özlemişim seni. Nasılsın Defne? İyiyim. Oğlun çok tatlıymış. Bir an için her şeyi unutturdu bize. Hoş geldin aslanım. Hoş bulduk abi. Bizi bir araya getirdiği için anneanneye teşekkür edelim değil mi oğlum? Oğlum benim. Hadi. Oğlum benim. Siz keyfinize bakın. Hemen dönerim. Zeki, şirkette misin? Evet abi. Şu Mert Tüzün'ü araştır bakalım. Babasını atasını biliriz de kendisini tanımayız. Sor soruştur. Neymiş, neciymiş bilelim. Tamam abi. Yalnız görünürde olanlarla çıkma karşıma. İçini dışını öğren. Gerekirse bizi muhasebeciyle de konuş. Hemen bakarız abi. Peki. Şimdilik böyle. Ama zamanla anlaşmanın yolunu bulursunuz nasılsa. O zaman Eren'le daha çok görüşürsün. Haklısınız. Her şey yoluna girecek. Dün Bahar'la tartıştık. O adam. Mert'le nişanlıyız deyince ne söylediğimi bilemedim. Meğer dava için yalan söylemişler. Olsun. Oğluma başkası babalık etmeyecek ya. Bahar'dan da özür dileyeceğim dediklerim için. Önce biraz sakinleşsin de. Yanlış bir şey mi dedim? Çok üzgünüm oğlum. Mert gerçekten Bahar'a evlenme teklif etmiş. Bu
bizim Bahar da kabul etmiş. Güzel bir gündü. Hepinize teşekkür ederim. Oğluma iyi bakın Belgin Hanım. İstediğiniz zaman bu yakışıklıyla bekleriz Belgin Hanım. Ne olursa olsun senin baban benim aslanım. Geç kalıyorlar. Hadi gel. Evet diyerek beni dünyanın en mutlu insanı yaptın Bahar. İnanıyorum ki sen, Eren ve ben çok mutlu olacağız. İnşallah. Allah nazardan korusun. Öyle yakışıyorsunuz ki. Nişanı önümüzdeki hafta yapalım dedik. Çok çabuk olmuyor mu oğlum? Aceliniz ne? Ne yapılması gerekiyorsa beraber hallederiz ablacığım. Telaş edilecek bir şey yok. Bir haftada nasıl hazırlanacağız, değil mi Bahar? Biz düşündük anne. Sade bir tören. Öyle özel bir hazırlığa gerek yok. Hem zaten bizim evde yapacağız. Siz karar verdiyseniz bize laf düşmez tabii. Öyle demek istemedim anneciğim. Sadece abartılı bir şey istemiyorum. Oldu. Bunu mu istiyorsun? Al bakalım. Bahar da kabul etti. Yalanmış. Nişanlı değillermiş. Senin karın mı oğlum annelik yapacak? Sabrımı mı sınıyorsun Allah'ım? Aşkım, kaçma benden. Ne olur izin ver yanında olayım. Doktorla ne konuştuğunu bile anlatmadın doğru dürüst. Bana yalan söylüyorsun, sonra da kaçma diyorsun Mahir. Dedim ya aşkım, sonuçlar iyi çıkmış. Çok şükür kanser değilmişsin. Ama o ilaçları kullanacakmışsın. Neden? Madem hasta değilim, neden çocuğumuz olmuyor? Neden hala ilaç içiyorum? Ne bileyim, ben doktor muyum karıcığım? İlaçlarını kullansın,
Sonra da kontrole gelsin dedi. Ben salak mıyım Mahir? Sen kesin benden bir şey saklıyorsun. Söyle. Hiçbir zaman çocuğum olmayacak, değil mi? Bilmiyorum Defne. Gerçekten bilmiyorum. Bugün Eren'le seni seyrettim. Baba olmayı çok istiyorsun, değil mi? Tabii. En doğal hakkın. Her şeyden çok seni seviyorum Defne. Bak. Açık konuşalım Mahir. Sana bu mutluluğu yaşatacak biriyle olmak istersen hayır demem. Hemen ayrılabiliriz. Senin bu sevgi dolu anlayışının altında daha çok eziliyorum. Defne yeter artık. Üstüne gitmeyeyim dedikçe saçmalamaya başladın. Yanında olmaya çalıştıkça itiyorsun beni. Olanlar için ikimizi de cezalandırıyorsun. Sanki bir tek senin yüreğin yok. Ben kimim ki? Hiç acı çekmem değil mi? Çocuklar ne oluyor? Yok bir şey. Geldin mi canım? Kusura bakma, uyandırdım. Olsun. Seni beklerken dalmışım. Hadi sen yat. Başkasıyla evlenmeyi ister. Ne bileyim. Ona çocuk doğuracak biriyle. Demek kocanın sevgisine güvenmiyorsun. Oysa Mahir seni gözünden sakınıyor. Senin acını hafifletmek için çırpınıp duruyor. Üzüntünü hepimiz biliyoruz kızım. Ama böyle davranırsan insanların sabrı taşar. Kocana haksızlık etme. Her yaranın ilacı zamanla gelir. Bu yükü tek başına omuzlamanı bekleyen yok. Yeter ki sana yardım edenleri uzak tutma. Çok korkuyorum dayıcığım. Her şey düzelecek. Hazır mı oğlum? Hadi çıkalım. Şu beşiği de alalım. Hayırdır anne? Bugün pazar değil mi? Torunumu görmek için o uğursuzların eşiğinden atlayacağım ama. Anacığım, mahkeme yalnız bana izin verdi. Daha sonra bir yolunu bulur torununu gösteririm sana. Nasıl olur? O benim de torunum. Canımın bir parçası.
Mahkeme öyle dedi diye yok mu sayacağım yavrumu? Olur mu anacığım? Şimdilik idare edelim diyorum. Bir çaresine bakacağım. Bugünleri de atlatacağız. Senin de torunu kucaklayacağın günler gelecektir elbet. Bu nasıl hak hukuk? Biz el miyiz? O kızda bu inat varken ne sana ne bana yar etmez torunumu. Bak görürsün. Görüş günlerine alışsan iyi edersin kızım. Çünkü Salih'in vazgeçeceğini hiç sanmıyorum. E ne de olsa oğlu. Eren neredeyse uyanır. Bir an önce gelip gitse de bitse bu iş. Mert'le pikniğe gideceğiz. Bakıyorum planlar hazır. Of, 2 saat ne yapacak ki burada anlamıyorum. Gelsin görsün yarım saat işte yeter. Fazlası bana zor geliyor. Canımı yakıyor. Kızım, ne dediğinin farkında mısın? Sen oğlundan ayrılabiliyor musun? Bazen nasıl bu kadar katı olabiliyorsun şaşıyorum vallahi. Ben anneyim. Salih ile beni kıyaslayamazsın. Ama o da baba. Gelecek, oğlunu sevecek, hasretini giderecek. Senin gözünde büyüttüğün 2 saat... 2 saniye gibi gelecektir ona. Benim de bazı anları asırlar gibi yaşadığım oldu anne. Sırf Salih'in yaşattıkları yüzünden. O hiç olmazsa mutlu anlarını saniye gibi yaşayacak. Seni anlamıyorum Bahar. Abi, istediğin iş tamam. Neler öğrendin? Dışarıdan bakınca adam gibi işlerini yürüten biri. Ama işin iç yüzü öyle değil abi. Bir sürü karanlık işe bulaşmış. Demirtaşlar var ya hani. Şu mafya kılıklı adamlar mı? Pis işleri için onları maşe etmiş. Parayı bastırmış. Altından kalkamadığı iş, güç, ihale ne varsa onlarla halletmiş. Daha geçen gün hırlaştığı adamlardan biri bacağından vurulmuş. Suçu üstlenen olmamış. Ama herkes de tetiği çektiren tüzündür diyor. Muhasebeciye sordun mu? O da doğruluyor adamın pis işlerini. Depoya sayım için mi ne gitmiş? Bir bakmış, Mert denen bu adam, yanında birkaç serseri kılıklı herif, almışlar aralarına bir garibanı, canını çıkarana kadar adamı dövmüşler. Zaten o olaydan sonra adam emekliliğini istemiş. Peki. Gerçekten evlenecek misin o adamla? Seni ilgilendirmez. Eren'i görmeye geldiysen içeride. Ama niyetin tartışmaksa hemen gidebilirsin. O adam oğluma babalık edemez. Buna izin veremem. Hayatını istediğin gibi yaşayacaksan oğlumu bana vereceksin. Anlaşıldı. Senin derdin çocuğu görmek falan değil. Bahar, başka ne sıkıntım olabilir ki? Yaşattığın huzursuzluklar yetti artık. Çek git Salih. Sen huzursuzluğun ne olduğunu bilmiyorsun. O adamla bir evlen, o zaman anlayacaksın. Ne yani, beni tehdit mi ediyorsun? Nasıl istiyorsan öyle düşün. Koçum benim, gel bakalım babana. Gel oğlum. Hayırlı olsun. Tapu işlemleri 1-2 güne kadar biter. İmza için uğrarsınız. Hı-hı. Gerisini hallederiz. Yalnız iyi bir dekoratöre ihtiyacım var. Şöyle modern... Ama çocuk için rahat bir tarz istiyorum. Her ayrıntı düşünülmeli. Bu işlerle ilgili birkaç arkadaşımız var. Kart vizitinizi ulaştırırım. Sizinle görüşürler. Bu işte tamam. İyi günler. İyi günler. Size de efendim. Bakıyorum hiçbir ayrıntıyı atlamıyorsun.
Evden Bahar'ın haberi yok. Sürpriz yapacağım. Merak etme. Benden sır çıkmaz. O Salih denen adamdan uzak bir yerde yaşayalım istiyorum. Aklını her estiğinde kapımıza dayanamasın. Zaten Bahar da huzursuz oluyor. Atladığın bir şey yok mu? İstesen de istemesen de adam oğlunu görmek için haftada bir evinize gelecek. Nerede kaldı bu mekanın gizliliği? Gerekirse Belgin teyzenin evinde görür ya da sokakta. Bana ne? Az değilsin. Bahar'ın ihtiyacı güven ve huzur. Sen de bunu sağlayarak istediğini elde edeceksin yani. Ha? Ailemi korumak kocalık vazifem değil mi? Ha? Mert nişanı kutlamak istemiş. Akşam onlarla birlikte yemekteydik. Bahar'a evet dedi diye kızmıştım ama çocuk öyle içten davranıyor ki Eren'e. Bu nişanı engellememiz lazım belki. Neden? Bahar ömrü boyunca yalnız mı kalacak? Salih evini barkını kurdu. Tamam, ben de böyle olsun istemezdim. Kızım sevdiği insanla evlensin. Mutlu olsun isterdim ama. Olmuyor işte. Mesele Salih değil belki. O adam. Mert kızımıza göre değil. Hasan çocuğu tanıyorum. Elimde büyüdü sayılır. Hem sen de tanırım dememiş miydin? İş dünyası farklı belki. Çocukluğunu bildiğin Mert'le kızımızın kocası olacak adam aynı kişi değil. Allah Allah. Hiçbir şey anlamadım. Ne demek istiyorsun? Şunu açıkça söylesene. Araştırdım. Tekin biri değil. Birkaç pis işe bulaşmış üstelik. Yanlışınız vardır Hasan. Ailesini bilirim. Temiz, iyi niyetli insanlardı. Yanlışımız yok. Sağlam kaynaklardan öğrendim. Hem sen daha dün karşı değil miydin bu evliliğe? Benim karşı olduğum Bahar'ın sevmediği bir adamla evlenmesi. Mert değil ki. Belgin, Bahar'la konuş. Bu nişan olmayacak. Olan sağlam pabuç değil dedim. Göz göre göre buna izin veremem. Ama Bahar kararını verdi Hasan. Demek kızımın hayatında, kararlarında söz hakkım yok ha? Öyle mi? Beni böyle dışladığın için sağ ol Belgin. Yerimi unutmam bundan sonra. Ah, o nasıl söz Hasan? Dışlasaydım olup bitenden haberdar eder miydim seni? Doğru. Sadece haberdar ediyorsun. Kızım ne yapıyor? Nasıl yaşıyor? Haberim oluyor o kadar. Dahası yok. Biz tamamız, sana yardım edelim. Bana bırak canım. Akşama kadar senin ve Eren'in hizmetinizdeyim. Yemek hazırlanana kadar bununla idare edeceksin, tamam mı? Al bakalım. Al bakalım. Hanimiş. Böyle düşünmene gerçekten çok üzüldüm Hasan. Bahar'la kaç kez konuşmaya çalıştım. Beni dinlediğini mi sanıyorsun? Burnunun dikine gidiyor işte. Dinlemiyor. İnat ediyor diye hayatını mahvetmesine izin mi vereceğiz? Orada dur Hasan. Ben onun annesiyim. Hayatını karartmasına seyirci kalır mıyım sanıyorsun? Sadece Mert konusunda yanıldığını söylüyorum, o kadar. Kızımızın inatçılığı nereden geliyor belli. Madem bana inanmıyorsun, biraz bekle. O delikanlını nasıl yüzünü ortaya çıkaracağım? O zaman hak vereceksin bana. Nişan için birkaç yerle görüştüm. Çok güzel seçenekler sunuyorlar. Hafta içinde beraber gider bakarız. Bu konuyu hallettik sanıyordum. Kalabalık olsun istemiyorum. Bu yüzden bizim evde yapalım demiştim. Ne dersin? Uçak biletlerini alıp yollayalım mı Burç'a? Nasıl sürpriz olur ama. Evleneceğimiz duyması yeterince sürpriz oldu. Hem şimdi kocasıyla ikinci balayını yaşıyor. Rahatsız etmeyelim.
Tamam, pes ettim. Nişan senin dediğin gibi olacak. Ama düğünü ben organize edeceğim. Hem de istediğim gibi. Anlaştık mı? Günler çabucak geçse. Yüzükleri takacağımız anı iple çekiyorum. Ay, yerim seni. Sormadan tamam ve sadece. Yarından sonra istersen hep birlikte uyuruz. İçin en doğrusunu yapıyorum anne. Mutluluklar diliyorum. Oğlum ve sen benim her şeyimsiniz. İkinizi de çok seviyorum. Tebrikler canım. Teşekkür ederim. Canım. Tebrikler. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Teşekkürler. Thank you.
Ceylan! Ceylan uyan! Hayırdır, ne oldu? Hadi Ceylan, anamı da uyandır, salona gelsin. İkinizle de konuşmam lazım. Kötü bir şey mi oldu Salih? Oğlumla ilgili. Hadi acele et, hadi. Hadi. Oh! Kocaman aç bakalım ağzını. Oh! Çok güzelmiş değil mi? Günaydın kızım. Pazar sabahı erkenden kalkmana ne gerek vardı? Uyusaydın biraz. Günaydın aşkım. Oh. Hafta sonu dinlenme değil, işkence oldu artık bana. Böyle düşünerek durumu iyice sıkıntıya sokuyorsun Bahar. Ya aksi olsaydı kızım? Eren babasında kalıp sen onu ziyarete gitseydin? Buna asla izin vermezdim. O zaman Salih'e biraz daha anlayışlı davranabilirsin değil mi? Canım, hamle yapıyormuş. Oh. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk Belgin Hanım. Bak oğlum, baba gelmiş. Hem de ne güzel oyuncaklar almış sana. Oğlum, canım. Babasının delikanlısı. Nasılsın bakalım? Top oynayalım mı babacığım? İstersen araba oynarız. Sonra da sana masal okurum. Bak topa, hop. Ben sana bir çay koyayım Salih. Siz de baba oğul keyfinize bakın. Hadi gel. Bak burada ne varmış. Hay Allah'ım ya Rabbi. Sana bak ne aldım, araba da aldım ben sana. Al bakalım, al. Bup. Düt. Hadi bakalım biraz da maymunla oyna. Oğlum benim canım, nasıl özledim. Efendim. Merhaba Belgin teyze. Nasılsınız? İyiyim sağ ol. Bugün pazar malum. Bahar kendini daha iyi hissedecekse size geleyim mi diye soracaktım. Çok düşüncelisin ama buna alışmanız gerek Bertciğim. Hem Salih sorun yaratmak için değil, sadece oğlunu görmek için geliyor. Annenin aslan oğlum benim nasıl da araba kullanırmış. Haklısınız. Aynı babası gibi. Bahar'la görüşebilir miyim? Tabii oğlum, sesleneyim. Bahar, telefon sana. Kimmiş anne? Mert arıyor. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Yaptığın çok ayıp Bahar. Rahat versene. Ne o öyle gardiyan gibi tepelerinde bekliyorsun? Hiç yakışıyor mu? Efendim Mert. Nasılsın? Seni merak ettim. Cebinde
İyiyim. Şarjım bitmiştir, farkında değilim. Bundan sonra sık sık kontrol edeceğim. Çünkü aklım sende kalıyor. Tamam. Akbakan'ın çevresine toplananlara yavrusunu göstermeye başlamış. Bakın bakın ayol, çekinmeyin. Ne kadar güzel yavrularım var. Birazdan sonuncusu da çıkar. Siz asıl güzelliği o zaman görün demiş. Var mı benim yavrularımdan daha güzel yavrusu diye cakasın. Bahar, hava çok güzel. Salih gittikten sonra sinemaya gidelim mi? Çok güzel filmler gelmiş. İstersen sonra da Eren'inle parka götürürüz. Ne dersin canım? Bilmem. Öyle uzun zamandır film izlemiyorum. Filmlerden biri komedi. Eğlenirdik. Hadi Bahar, kırma beni. İnan bu havada sinemaya gitmek istemiyorum. Başka bir gün gideriz. O zaman önce oğlumuzunla parka götürürüz. Sonra onu anneannesine teslim eder, baş başa boğazda balık yeriz. Evet. Bak bu daha güzel oldu. Saat 3 gibi gelir alırım sizi. Tamam mı? Akşam için de yerimizi ayırtıyorum. Tamam Mert. Saat 3'te görüşürüz. Yalnız yine de Eren'in üstüne hırka gibi bir şey al. Bahar havası belli olmaz. Bir dakika Mert.